Cumartesi pazara bağlayan gece New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleştirilen UFC 281 yılın en güzel kartlarından biri oldu. Anakart ve alt karttaki 9 maçın sadece bir tanesi hakem kararına giderken bolca bitiriş ve güzel hareket gördük. Anakartın ilk maçında Dan Hooker, Claudio Paulus'u vücuda yaptığı vuruşlarla bitirmeyi başardı. İkinci maçta ise MMA'in gelişmesinde çok önemli bir rol oynamış Frankie Edgar, Chris Gutierrez karşısında uçan dizle knockout oldu. Gecenin en güzel maçında ise Dustin Poirier ve Michael Chandler ortaya çok güzel bir şov sunmayı başardı. Poirier Chandler'ı 3. round'da rear naked choke'le bitirmeyi başardı. Yan ana maçta UFC kadınlar saman siklet kemeri el değiştirdi. Zhang Weili domine edici bir performansın ardından Carla Esparza'yı 2. round'da rear naked choke'le pes ettirdi ve kariyerinde 2. kez bu kemeri kazanmış oldu. Gecenin ana maçı haftalardır hatta aylardır beklediğimiz İsrail Adesanya-Alex Pereira eşleşmesine sahne oldu. Adesanya enerjisi ve oyun stilindeki avantajlarla beraber ilk 4 round sonunda 3'e 1 üstünlüğü eline aldı. Alex Pereira'ya son round'da kemeri kazanması için knockout gerekiyordu. Taş eller Pereira daha önce orta siklet hiç yenilgisi olmayan Adesanya'yı yakalamayı başardı ve şok bir knockout'a imza atarak UFC orta sikletin yeni şampiyonu oldu. Siz UFC 281 gecesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kart yılın pay-per-view'ları arasında kaçıncı sırada yer alır? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Ayrıca dün karttan sonra sıcağı sıcağına yayınlanan Yücel Toğan ve Recep Mert'in geceyi değerlendirdiği Pound for Pound'u da sakın kaçırmayın. UFC orta siklet kemerini kaybeden Adesanya'ya neden kaybettiği, rövanş isteyip istemediği ve maçın nasıl geçtiği soruldu. My leg. My leg happened. He got calf kicks on and invested well. I haven't thought about that yet. I'm just focused on rehydrating and doing these obligations. I could have. I thought I was going to stop him later on, like the fourth, maybe third round. But he's durable and he recovers well, so even in the fifth round, I knew he was going to come strong because he was down. Same thing as last time again. And yeah. UFC sahnesinde iki kez kemer maçına çıkarak kendinden söz ettiren ayrıca MMA dünyasında da sevilen isimlerinden biri olan Anthony Rumble Johnson 38 yaşında maalesef hayatını kaybetti. 2017'de Daniel Cormier'e kaybettikten sonra UFC'den emekli olan Johnson 2021'de Bellator'la anlaşarak spora geri dönmüştü. Johnson 2021 Ekim'de Vadim Nevkov ile hafif ağır siklet şampiyonluk maçına çıkması planlanırken açıklanmayan hastalığı sebebiyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Johnson'ın ölüm sebebi resmi olarak açıklanmasa da uzun süreli hastalığının bu duruma sebep olduğu düşünülüyor. Bu olayın ardından UFC'nin sağlık sigortası ve UFC Dövüşçüler Sendikası konuları tekrardan gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bundan sonra bu konularda daha net adımlar atılmasının temenni ederek Rumble Johnson'ın tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. UFC 281 gecesi oktagonda harika dövüşlere sahne olurken iki belalı isim de Madison Square Garden'ın hemen dışarısında kozlarını paylaştı. Nate Diaz'ın Dillian Dennis'in takım arkadaşlarını tokatladığı görüntüler gündem oldu. Tabii ki bu tokatın ardından ortalık karıştı ve arbede çıkması ise kaçınılmaz oldu. Neyse ki olaylar çok daha absürt bir hal almadan iki taraf birbirinden uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olay basın toplantısında Dana White'a soruldu. Her ortaya çıktığında bir şeyler olmasını bekliyorum. Bu yüzden beni o kadar şaşırtmadı. White ayrıca olayın öncesinde Nate Diaz'ın kariyeri hakkında onunla konuştuğunu belirtti. Bu gece yanına gittim, onunla konuştum ve her şey yolunda. Bazı şeyler için karar aşamasında dedi. Peki siz Nate Diaz'ın kariyerini nasıl şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi sakın unutmayın. UFC 281 gecesinde 10 Aralık'ta Las Vegas'ta gerçekleştirilecek UFC 282'nin fragmanı yayınlandı. UFC hafif ağır siklet kemeri için tarihi bir rövanşa sahne olacak Jiří Prochazka ve Glover Teixeira eşleşmesinin yanı sıra hafif ağır sikletin 2 numarası Jan Blachowicz ve 3 numarası Magomed Ankalaev de kozlarını paylaşacak. Aynı gecede izleyeceğimiz bir diğer isimse UFC'nin yeni süperstar adayı Paddy Pimblett olacak. Pimblett, Jared Gordon'a karşı oktagona girecek. Peki UFC 282 kartı sizi de heyecanlandırıyor mu?
21 Ekim'deki Oktagon 36 etkinliğinde Muhammed Reza'yı yalnızca 9 saniyede nakavt eden Kaan Kazgan'ın bitirişi, MMA News'un yaptığı oylama sonucunda en güzel ikinci bitiriş seçildi. Oylamanın ilk sırasında ise Abu Dhabi'deki 281 kartında hafif siklet kemerini kazanan İslam Mahçev'in Charles Oliveira'yı bitirişi yer aldı. Kaan Kazgan'ın bu nakavtu dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Kaan Kazgan'ın MMA'de nereye kadar yükselebileceğini düşündüğünüzü yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Fight haberlerin devam etmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.